İletişim teknolojileriyle et ve tırnak gibiyiz. Tabii büyük payı iletişim teknolojileri alıyor. Bu GSM ve diğer telekomünikasyon pazarından dolayı. Gittikçe bilişimin daha yaygın hale gelmesi, özellikle de bunun içindeki yazılım payının daha yaygın hale gelmesi Türkiye'yi bir aşama sıçratacak bir sektör olarak görüyoruz. Bunu yıllarca dile getiriyoruz. Son dönemde de yazılımla ilgili hem kanunlarda hem bazı organizasyonlarda olumlu gelişmelerin olduğunu büyük bir mutlulukla görüyorum. Yazılım sektörünün içinde çok uzun süreler, hemen hemen yazılım sektörünün Türkiye'deki ilk tarihlerinden itibaren içinde olmam nedeniyle bu farklılığı da görüyorum. 78 milyar liralık bir bilişim ve iletişim teknolojileri pazarı var Türkiye'de. Bunun 6,3 milyarı yazılım sektörü. Ne kapsıyor? %12,3'lük bir büyümeye sahip yazılım. Yani Türkiye'nin büyümesinin işte 5'lerde, 6'larda, 4'lerde tartışırken yazılım sektörü bunun kat ve kat üstünde gelişme sağlayabiliyor. 45 milyon internet kullanıcısına ulaştık. 72 milyon GSM abonemiz var. 1,3 milyar liralık da ihracatımız var. Bu tespit ettiğimiz rakam bilişim teknolojileriyle ilgili. Bunun 227 milyonu donanım, 800 milyon lirası yazılım sektörüne ait, 148 milyon hizmet, 162 milyon da iletişim ile ilgili ihracatımız var. Yazılım sektörünün Türkiye'de stratejik sektör olması için çaba gösteren bir oluşumun içinden geldiğimiz için yazılım strateji belgesini çok önemsiyoruz. Sanıyorum bu ay ya da önümüzdeki ay açıklanacak. Bu daha açıklanmadı. Yaklaşık bir yıl, 1,5 yıldır bütün paydaşlarla oluşturulan bir strateji belgesi bu. Yazılım standartları ayrı bir konu. Bilgi toplumu strateji belgesi açıklandı. 5 yıllık bir devlet planlama teşkilatı, eski adıyla şimdi Kalkınma Bakanlığı organize ediyor ve Başbakan'ın geçenlerde açıkladığı hükümet programında da özellikle bilişim teknolojilerine oldukça kapsamlı ve derinlemesine yer verilmesi bize memnuniyetle karşıladık. Bunun özellikle Ar-Ge merkezlerinde ki biz Ar-Ge merkezlerinin kuruluşundan beri yazılıma münhasır kişi adedinin daha az olmasını iddiasındayız. Çünkü biliyorsunuz 2-3 kişilik yazılımcılar, şimdi Facebook'lar, önümüzde Google'lar, hep bunlar 2-3 kişiyle başladı ve şu anda dünyanın en büyük cirolarına sahipler. Dolayısıyla Ar-Ge merkezlerinde de bu sayının özellikle çok ileri teknoloji ve yazılım için 15'e indirileceğini de görüyoruz o sunumda. İnşallah bunlar kısa zamanda realize olur ve yazılımın önü açılır. Türkiye için de büyük bir ihracat pazarı olduğunu düşünüyoruz. Son dönemde anlaşıldı ki bu iş çok stratejik. Bakın elektrikler kesiliyor bütün Türkiye'de. Altından yazılım çıkıyor. Geçenlerde biliyorsunuz Rusya'nın iddia edildiği üzere bir takım saldırılarıyla birçok banka, birçok kamu hizmeti kilit haline geliyor ki bunun önemi böyle duvara çarptıkça anlaşıldı. Bundan sonra da tahmin ediyorum artık bunun önü alınamaz bir şekilde ilerlememiz sürecek yazılım alanında. Gençler için de dediğiniz gibi büyük bir fırsat. Evde de yapılabilir. Dünyanın en az yatırımıyla gerçekleştirilebilecek bir sektör, yazılım sektörü. Yani bir tane PC ve elektrik olduğu müddetçe bir de internet tabii ki bu sektöre katkı sağlanabilecek bir şey.